Bizler birazdan ama tabii yayının başında da hatırlatmıştık Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl bizlerle Sayın Erdöl hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim iyi yayınlar dilerim efendim. Ee, Sayın Erdoğan, aslında hafta sonundan itibaren e, bir takım iddialar ortaya atıldı. Muhalefet Partisi de bu iddiaları e, haberleştiren e, yayın organını sayfasında paylaşarak bu iddiaları kamuoyunda konuşulmaya başlandı. E, Katarlara sınavsız tıp iddiası. Şimdi Bu işin aslı nedir? E, tam da birinci ağız aslında sizden de öğrenmek isteriz. Bizler tartıştık, konuştuk kendi aramızda ama belki konuklarımız da size sorularını ileteceklerdir, soruları vardır. E, tam olarak nedir bu konu bir sizden dinleyelim. Konuyu şöyle özetlemem gerekiyor ve bizimle evet. ilgisini de izah etmem gerekiyor. Lütfen. Şöyle ki 1990'lı yıllardan itibaren tam 13 ülke ile sağlık eğitimi alanında işbirliği anlaşması imzalanmış durumdadır. Ve bu 13 ülkenin öğrencileri ülkemize gelirler. Tıp sağlık assubayı olacak meslek yüksekokulu öğrencileri, hemşirelik gibi eğitimleri alarak e, ülkelerine dönüp ülkelerinin silahlı kuvvetlerinde hizmet ederler. Bu ülkeleri müsaade ederseniz e, yanlış bir sıralama yapmamak için tek tek sayayım. Müsaade ederseniz müsaade. Afganistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Kosova, Libya, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Ürdün, Moğolistan, Senegal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gambiya. Buralardan gelen öğrenciler Türkiye'de okurlar ve Türkiye'deki eğitimlerini aldıktan sonra ülkelerinin silahlı kuvvetlerinde kendi iş ve işlemlerine devam ederler. Bizimle ilgisi şu. Bu eğitimi 2000 16 yılına kadar malum 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar Gülhane Askeri Tıp Akademisi sorumluluğunda verilmekteydi bu eğitimler. 2016'dan itibaren Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin eğitim e, e, kurumları üniversitemize devredildiği için Türkiye'de e, yabancı ülkelerden gelen bu tip askeri öğrencileri yetiştiren Tek üniversiteyiz. Aslında ülkemizin askeri öğrencilerini de yetiştiren tek üniversiteyiz. Dolayısıyla bizim üniversitemizi ilgilendiren bir konu ortaya atıldı. Maalesef bilgisizce, konuyu bilmeden eksik bilgilerle e, niyet okuyamam. Ard niyetli mi, değil mi onu bilemem. Ama kesinlikle yanlış bilgilerle toplum tam da üniversite sınavlarının öncesinde gençlik Adeta psikolojik olarak demoralize edildi. Moral ve motivasyonları bozuldu. Zannedildi ki efendim biz sınava niye girelim veya girelim sınava ama Katarlılar gelecek, bizim üniversitelerimizi dolduracaklar. Efendim bu külliyen yalan bir algı operasyonu. Şöyle ki bu bahsettiğimiz ülkelerden ülkemize gelip gülhanede eğitimini alıp dönen e, hem tıp doktorları hem sağlık as subayları hem de ordu hemşireleri var. Bunların hiçbir ülkemizde kalmamış. Bunlar ikişer, üçer, beşer öğrenci seviyesindedirler. Bunun tek istisnası Azerbaycan, Arnavutluk, gibi bir iki ülkede daha fazla ülkeden daha fazla öğrenci var bizde. Sayın Ergül, Ancak toplamda biz kaç öğrenci, öğrenci var şu anda? Toplamda efendim 195 öğrenci var. Bunların büyük kısmı tıp öğrencisi, bir kısmı 30 civarında öğrenci de 28 öğrenci de az subay olacak olan tekniker seviyesinde meslek yüksek okulu öğrenimi alan öğrencilerdir. Şu anda Katar'lı Bunlar var mı peki? Dön ben orayı tam e Hayır. Şu, şu anda, anda yok bakın şu anda saydım ben size Katar'lı evet. yok. Yalnız diğer ülkelerde dost ve kardeş ülkeler, bunların silahlı kuvvetlerinin sağlık eğitim mensubu yetiştirilmesi için bizim ülkeler arasında yapılmış olan bir anlaşmanın neticesidir. Bunlar bizim ülkemize gelirler. Şurada altını çizerek söylüyorum. Bizim ülkemizdeki hiçbir öğrencinin kontenjanını kullanmazlar. Yani bizim öğrencilerimiz girdiği, Üniversite sınavlarındaki başarılarını etkileyecek, bizim öğrencilerimizin sıralamasını etkileyecek veya onların kontenjanlarını alacak bir uygulama değildir. Bizim üniversitemizde Göksu Hanım 3 tip öğrenci vardır, onu arz edeyim. Lütfen. Birincisi artık silahlı kuvvetlerin askeri hekim ihtiyacını da üniversitemiz yerine getirdiği için hani askeri öğrenciler askeri hekimler ne olacak? O dedikodular da çok oluyor. Şunu söyleyeyim. Bizim şu anda ortalama olarak 3 yıldır bu yıl dördüncülerini alacağız. 3 yıldır aldığımız askeri öğrenci ülkemiz adına aldığımız askeri öğrenci eski dönemin ortalamasından yani 2016 ortalamasından daha yüksektir. 3 yılda aldığımız askeri öğrenci sayısı 513'tür şu anda. Yani 150'nin üzerinde ortalamayla biz askeri öğrenci kendi ülkemiz için alıyoruz. Bunun yanı sıra sivil öğrenci de ...bakın sivil öğrencilerin kontenjanlarını bizim askeri öğrenciler de kullanmıyor. 150'şer de sivil öğrenci alıyoruz. Bunların yanı sıra işte uluslararası anlaşma ile bize gelen... ...birer, ikişer, üçer veya daha fazla ülkelerin öğrencilerini de biz ilave olarak okutuyoruz. Yani bu öğrenciler hiçbir zaman bizim ülkemizde ne askeri öğrencilerin... Ne de sivil öğrencilerin kontenjanlarını kullanmamaktadırlar. Hangi ülkeden gelirse gelsin. Eğitimlerini alıp bitirdiklerinde biz diplomalarını veririz, ülkelerine göndeririz. Bir canlı misal olarak şunu arz edeyim. Ben geçen hafta Somali'deydim efendim. Yani birçok ülkenin, büyük ülkelerin büyük elçilik açamadığı ülkede biz Recep Tayyip Erdoğan, Hastanesini ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın ismiyle anılan Meslek Yüksek Okulunu açtık. Orada mezunlar verdik. Türkçe eğitim verdiğimiz bir okulumuz var. Üçüncü mezunlarımızı verdik ve bunların diploma törenine gittim. Orada bizi ziyarete gelen Somalinin askeri olarak en üst seviyesindeki, yüzbaşı seviyesindeki bir doktor arkadaşımız beni geldi ziyaret etti. Ee, Gökse Hanım ziyaret sebebine biliyor musunuz? Bu delikanlı yüzbaşı, Gülhaneden bizim öğrencimiz. Geldiler. Bizim gibi rahat Türkçe konuşan bir öğrenci. Şimdi bunun ülkemize ne zararı var da bunu speküle ediyorlar? Bunu anlamıyorum. Sayın Erdoğan şunu da sorayım. Bizim Yabancı öğrencilerden mezun olan öğrencilerimizin, kaç öğrenci var? E, şimdi burada ben rakamsal olarak veririm. E, 48 Tıp öğrencisi var, 30 küsür de az subay olan öğrenci var, yani meslek yüksek okulu öğrencisi var. Bazıları onları subay yapıyor. Onun için e, az subay dememiz belki tamamı için doğru değil. 30 küsür e, meslek yüksek okulu, 48 tıp fakültesi mezunu öğrenci var, bitirmiş ülkelerine dönmüşler. Sadece bu değil, Göksu Hanım, bizim şu anda Gülhane'de 40 civarında ihtisas yapan uzmanlık öğrencileri de var. Bu da dost ve kardeş ülkelerden gelen ihtisasını yapıp subay olarak dönüp ülkelerine giden insanlar. Yani bunların ülkemizin ne kontenjanını kullanıyorlar, ne ülkemizde kalıp çalışıyorlar, ne de ülkemize bir yükleri var. Yani bu uluslararası anlaşma ile yapılmış ülkemizde gelip eğitim alan dost ve kardeş ülkelerin yavruları bize emanet. Biz de bunları hiçbir zaman yabancı öğrenci olarak nitelendirmiyoruz. Bizim silahlı kuvvetlerden gelen literatür olarak biz de onlara misafir askeri öğrenci diyoruz. Şimdi misafir Sayın Erdoğan askeri öğrenci. e, bu öğrenciler Hiç... giderlerini nasıl karşılıyorlar? Bunlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile bir anlaşma var mı yoksa kendi ülkeleri mi karşılıyor tüm giderlerini buradaki bunun, bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığımızın ilgili ülkenin Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı anlaşma gereği ödemelerini kendi e, mahsuplaşması şekli nasıl yapıldığını doğrusu bu benim konum değil. Benim konum bunları eğitmek. Bunların eğitimini tamamlayıp ülkelerine geri göndermek. E, yetişmiş birer e, elinden iş gelen doktor, hemşire, sağlık asubayı neyse mesleğini onlara takdim ederek, diplomalarını vererek göndermek. Ve biz bunu başarıyla yapıyoruz. Gıpta edilecek seviyede yapıyoruz. Bunun speküle edilmesi bizi şundan rahatsız ediyor şahsen üniversitemizi. Biz askeri öğrenci ve misafir askeri öğrenci dediğimiz yurt dışından bize gelen askeri öğrencileri yetiştiren tek üniversiteyiz. Bizim o spekülasyon içerisine bu şekilde tartışmaların olması üniversitemizin sivil öğrencilerini de etkileyecek, moral bozukluğu olacak, üniversitemizin puan seviyesi belki de düşecektir. Biz şu anda 6 yıllık üniversiteyiz ama İstanbul'da İstanbul'un kalbur üstü üniversiteleriyle, Ankara'da Ankara'nın kalbur üstü üniversiteleriyle başa baş puanla öğrenci alan bir üniversiteyiz. Biz marka olma peşindeyiz. Bizim bu tip e, yanlış bilgilerle, yalan bilgilerle, bilgi eksiklikleriyle art niyetli veya değil ben niyet okuyamam ama hiç de doğru olmayan bu bilgilerin topluma e, pompalanmasını çok yanlış buluyorum. Yine en, en azından bu eski yani biz de e, siyaset yaptık zamanında bu arkadaşların ee, bu kişilerin hepsinde bizim telefonumuz var. Bize ulaşabilirler. Bu işin doğrusu nedir? Yani bu sadece Katar'a özgü bir iş midir? Daha öncesi var mıdır diye ne, bir sorsalar ben anlatacağım kendilerine. Yarın ben Gülhane'deyim Ankara'da. Gelsinler. Bütün hangi medyayı istiyorlarsa onu da getirsinler. Biz kendilerine izahat verelim. Bu niye toplumu bu şekilde yalan yanlış geriyorlar? Yalan yanlış öğrencilerin moralini bozuyorlar. Anlamıyorum. Bu doğru bir şey değildir. Bunu siyasetçi de yapıyorsa doğru değildir. Başkası da yapıyorsa doğru değildir.